Şu an ekranları başında bizi izleyen saygıdeğer Avrupa'da hasbihalda Muzaffer Yiğit'le Gurbet Kervanı köşesindeyiz. Ve bu akşam bugün Bonda'yız. Çok güzel bir mekan, çok güzel bir işletmeyi sizlere tanıtacağız. Bonda yeni açılmış. Davet edildik. Hep beraber gidelim. Bakalım işletme sahiplerini bir tanıyalım. Mekanımızı bir yakından görelim. Bakalım gerçekten de memleketimizi, Anadolu'yu andıracak özellikler taşıyor mu? Gerçekten memleket mutfağı buraya taşınmış mı? Hakkını güzel veriyorlar mı? Hep beraber bir gidelim, ziyaret edelim. Evet saygıdeğer izleyicilerimiz, şu an Bonda Saray Restorant'tayız. Saray Restorant'ın saygıdeğer yetkilisi saygıdeğer İbrahim Barcak'la beraberiz. Dilerseniz bizim sarayımızla ilgili, Saray Restorant'la ilgili ona bazı sorular soralım. Kendini bize tanıtsın ve ne zaman bu güzel mekanı açıldı? Geniş detaylı bize biraz kendisini anlatsın. Mikrofonumu kendisine uzatıyorum. Ben İbrahim Barçak. 22 seneden beri Almanya'da yaşıyorum. 20 seneden beri gastronomide çalışıyorum. 11 seneden beri işletmeci olarak yapıyorum bu işi. Evliyim, iki çocuğum var. Burayı 2 hafta önce açtık. 13 Nisan 2011'de dükkanımız açılışını yaptık. 7 aydan beri burayla uğraştık, buranın tamamlaması için. Geçen sene 2010'da başladım inşaatına. Mekanımız sabah saat 7'de, akşam saat 2'ye kadar, hafta sonları sabah saat 7'de, saat 5'e kadar, sabaha doğru. Her gün kahvaltımız var, açık büfemiz var. Sabah 7'den 9'a kadar. 130 kişilik. 15 personelimiz var. Profesyonel ekibimizle, önemli ve uzman kadromuzla halkımızın hizmetindeyiz. Restoranımızda ızgara çeşitlerimiz, soğuk mezelerimiz, sıcak ve soğuk yemeklerimiz, özel fırınımızda geliyor ekmeklerimiz. Sıla fırınında, kendi imalatımızdan. Daha önce de Bonda bir restoranım vardı. Ama oradaki restoranım biraz ufaktı. Bon halkına böyle bir yeri gerek gördüğüm için hissettim. Çünkü kitle çok olduğu için böyle büyük bir restoran açmayı açmaya karar verdim. Saygıdeğer seyirciler, şimdi de mekanımızın diğer ortakları ve diğer işletmecileriyle birlikteyiz. Onların da biraz fikrini alalım. Emekleri ne kadardır bu güzel mekanda? Onları da kısaca tanıyalım. Ondan sonra mekanımızı bir gezip bakacağız. Evet, hemen yanımda saygıdeğer bir dostumuz var. Hemen mikrofonu kendisine uzatıyoruz ve kendisini tanıyoruz. Ben Vahit Yumlu. Öncelikle Kanal 7'ye teşekkür ediyorum. Bize misafir olduğunuzdan dolayı. Amacımız Bonda mevcut bir kalite potansiyelini yakalamak. İnanıyorum ki bunu kendi arkadaşlarımızla beraber bir nebze de olsa yakalamış durumdayız. Sizin de bize misafir olduğunuz için ayrıca size teşekkür ediyorum. Ve televizyonda bizi izleyen diğer seyircilerden de misafir olmalarını istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben Gökhan Yıldırım. Ben de bu mekanın işletmecilerinden biriyim. Buradaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Kanal 7'ye teşekkür ediyorum. Ben Muhittin Arslan. Bu mekanın işletmecilerinden biriyim. Bu mekanı açmadan önce dört arkadaş beraber geldik, müzakere ettik. Bon halkımız için ne yapabiliriz? İhtiyacı nedir? Fikir birliği yaptık, böylesi bir güzel mekanı ortaya getirdik. Bu mekanı ortaya getirmeden hasbihal çok mutluyuz. Aldığımız olumlu tepkiler bizi daha da çok mutlu eder. Amacımız halkımıza hizmet, daha güzel, daha kaliteli bir hizmet vermemizdir. Hizmet bizim için... Bizim işimiz diyoruz.
dört kardeş arkadaş olarak yola çıktık. İnşallah böyle devam ederiz. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Sağ olun canım. Evet saygıdeğer izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi arkadaşlarımızla röportajımızı yaptık. Mekanımızı bir güzel gezdik, dolaştık. Gerçekten de harika, dört dörtlük, dillere destan bir mekan, bir işletme. Yemeklerinin tadına da baktık. Yemekleri de gerçekten Anadolu'nun lezzetini harika bir şekilde Almanya'ya taşıyan güzel dostlarımıza teşekkür ediyorum. İbrahim Bey, son olarak mikrofonu uzatıyorum ve bize son olarak ne söylemek ister? Önce geldiğiniz için size çok teşekkür ederim Kanal 7 olarak. Burada bütün Türkiye'de aileme, sevdiklerime hepsini selamlarımı sunarım. Size de çok teşekkür Muzaffer Bey. Ayağınıza sağlık. Son olarak sloganınız ne? Halkımıza hizmet.